Bolu'da vaka sayılarının son bir hafta içinde yaklaşık %50 artış göstermesi, 3 hafta önce açılan kafelerde yeniden kapatılma korkusu yaşattı. Türkiye'nin koronavirüs haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Bolu'da, son bir hafta içinde koronavirüs vaka sayısında yaklaşık %50 artış meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs haritasında 6-12 Mart tarihleri arasında 100.000'de 65.76 olan vaka sayısı 13-19 Mart tarihleri arasında 100.000'de 100.38'e yükseldi. Vaka sayılarının hızla artması 3 hafta önce normalleşme süreci kapsamında 101 gün aranın ardından yeniden açılan kafelerde kapanma korkusu yaşattı. Yeniden kapanma korkusu yaşadıklarını söyleyen kafe işletmecisi Kıvanç Laçin 101 gün kapalı kaldıktan sonra dükkanlarını açtıklarını söyledi. Evet, tabii korkutuyor. Çünkü 100.000'in üzerine geçtiği zaman vakalar yeniden kapanma korkusu başladı yani insanlarda. Yani yeniden kapanır mıyız diye düşünüyoruz işte, bakalım bu hafta yani belli olacak. Bekliyoruz yani. İnşallah kapanmaz. Yoğunluk durumu şu an yani tabii ki de eskisi gibi değil. Hiçbir esnafın işi eskisi gibi değildir. Bizim de eskisi gibi değil. Yani eski tat tuz yok. Eski alım gücü yok insanların. O yüzden yani bu kapanma süreci de bir daha olursa yani insanlar ne yapar bilmiyorum. Özellikle esnaf. Yani destekler de belli. Verilen destekler. Ya bu insanların tatmin etmenin yanından bile geçmiyor. Hani tatmin etmiyor demeyeyim. Yanından bile geçmiyor. Ya nasıl olur bilmiyorum. Daha fazla destek verebileceğini de düşünmüyorum devletin bu konuda. Ya düşüş yaşanır mı? Yaşanmazsa bile yani başka bir çözüm yolu aranmalı. Sonuçta bir kapat, bir aç yani veya bir sokağa çıkma yasağı gelsin, bir gelmesin. Ya bunlar çözüm olmadığını gördük. Bir senedir bu şekilde ilerliyor. Ya bir senedir bunun çözüm olmadığını herkes anlamıştır bence. Ya yeni bir çözüm yolu bulunmalı bence. Ya da yani artık bunun ucu açılmalı ya da üçüncü bir seçenek var. Herkes kapatsın ama tabii devlet desteği adı altında olsun bunlar. Kimse yani daha fazla geriye gitmesin, borca batmasın.